bugün esasında bir hayırlı olsun ziyareti için buradaydık. TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Profesör Doktor Vedat Işıkhan'ı ziyaret ettik. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çalışma hayatının problemlerini kendisine arz etme fırsatı bulduk. Hem çalışanlar perspektifinden hem işverenlerin perspektifinden önceliklendireceğimiz konular, gelecek dönemki çalışmalarımız, ülkemiz için yapmaya devam ettiğimiz güzel uygulamalardan bahsettik. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Tekrar hem kendisine hem ekibine hayırlı olsun diliyoruz. Sizler tabii asgari ücreti soracaksınız, biliyorum. Bu sebeple birkaç cümlede onunla ilgili edelim. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz yarın komisyon toplanıyor. Komisyon hem kamuyu hem çalışan kesimi, işçi kesimini Türk İş vesilesiyle hem de işveren kesimini temsil eden, çok demokratik bir şekilde işleyen, çok güzide bir komisyon. Dolayısıyla bizler de aynı sizler gibi yarınki komisyon çalışmalarını bekliyor olacağız. Bizim TİSK'in duruşu belli arkadaşlar. Bunu daha önce de biliyorsunuz, ifade etmeye çalıştık. Bizim duruşumuz, ülkemizi ve ülkemizin çalışma hayatını önceliklendiren konu bizim için de öncelikli konudur. Şu an kamuoyunda asgari ücretin güncellenmesiyle ilgili bir beklenti var. Biz de bu beklentiyi karşılayabilmek için Türk işverenleri olarak neler yapabiliriz masaya getireceğiz. Bizim yine biliyorsunuz TİSK sosyal diyaloğa çok önem veriyor. Kamuyla, kamu kurumlarımızla çok önemli şekilde diyalog halindeyiz. Ekonomik anlamda yeni bir ekonomik program var. Bunu nasıl destekleyebiliriz? Buradaki sorunların çözülmesine nasıl katkı sağlayabiliriz düşünüyoruz. Bir diğer bakış açısıyla çalışanlar tarafında beklentili olan konular var. Bu konuyu nasıl destekleyebiliriz diye bakıyoruz. Bunu da sosyal diyalog halinde yapıyoruz. Türk İş başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Kamu kurumları, bakanlığımız hakikaten çok kıymetli şekilde açık kapı politikası gidiyor. Bakanımız da bu sosyal diyaloğu çok iyi bilen, sosyal diyaloğa çok önem veren, çok tecrübeli bir isim. Çok uyumlu şekilde çalışacağımızı biliyoruz, ümit ediyoruz. Ülkemizin ihtiyaçlarını da her şeyin önüne koyuyoruz. Benim bir söylemim var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu söylem şunu ifade ediyor. İşçi, işveren, devlet diye ayırmayı sevmiyoruz biz bu süreci. Yani işçinin görüşü şu, devletin görüşü bu, işverenin görüşü değil. Biz tek gemideyiz. Bir tane ülke var. Bir tane çalışma hayatı var. İstihdam, çalışanlar, işçiler, işverenler bunlar birbirinden ayrılabilir unsurlar değildir. İşverenler olacak ki istihdam olacak. Birileri ücret ödeyecek. İstihdam olacak ki çalışanlar gelir sağlasın. Çalışanlar iyi gelire sahip olacak ki refah olsun, harcama olsun. Bunlar hepsi birbiriyle entegre konular. Bu entegre konuları da bütün bu unsurları değerlendirerek ülkemiz için en güzel, en hayırlı şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz. TİSK'in şöyle bir görüşü var. Sayın Bakanımızı da arz ettik. Tabii bu konu değerli arkadaşlar çok ülkemizin gündeminde olan bir konu. Milyonları ilgilendiren, aileleriyle beraber esasında 30-40 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu. Siz basın mensupları çok önem veriyorsunuz. Ülkenin kamuoyunda çok tartışılıyor, görüşülüyor. Teknik konular, teknik görüşler olduğu kadar teknik olmayan görüşler de ifade ediliyor. Dolayısıyla bizim görüşümüz hızlı bir şekilde burada üçlü mutabakatla, bunun altını çiziyorum, iki kelimenin hem hızlı hem de üçlü mutabakatla, yani işçinin, işverenin razı olduğu, kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Önümüzde bir bayram var. Benim şahsi arzum teşkilatımla beraber bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır. Bayramda biliyorsunuz esasında bir tatil, resmi tatil dönemi var. Sizler için de, işçilerimiz için de, çalışanlarımız için de, işverenlerimiz için de neyin ne olduğunu gördüğümüz, her şeye ortak mutabakatla imza attığımız güzel bir süreç temenni ediyorum. Size de süreci başından beri takip ediyorsunuz, edeceksiniz. Kolaylıklar diliyorum.